Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Baron'un yemeğini hazırlayacağım. Baron'un başkanlık yemeği. Baron tavuk yemiyor biliyorsunuz. Yiyor da çok az yiyor, iştahlı yemiyor. Baron ciğerli pilavı daha iştahlı yiyor. Şimdi ona ciğerli pilav başkanlık yemeğini vereceğim. Biraz yaklaşık bir hafta geçti arkadaşlar. Hemen bir hafta tam olmadı ama bir hafta geçti belki. Yani zaman olmuyor arkadaşlar. Gerçekten hem iş güç hem gelişen mevzular zaman olmuyor. Bugün yapıyorum yemeğini. Videoyu da zaten bugün yarın yayınlarız. Şimdi vereceğim yemeğini. Bunları da vereceğim. Bunlar da bekliyor. Bunların bakışlarına dayanamıyorum. Dur oğlum. Oğlum dur, gözünü sikiyorum. Sır! Biraz arkadaşlar, biraz da sıkıyorum onu yani. Ondan böyle sinirleniyorum. Şimdi evet. İlk başta onları da bir böyle şey yapayım. Mars da bekliyor. Bakın şöyle pilavını da görün. Yok, hayır çıkma. Yani bunu arkadaşlar biz bunu yapıyoruz ama siz de yapabilirsiniz yani. Nasıl besleyeyim, nasıl olsun, belinde nasıl böyle büyüyor, nasıl oluyor bilmem ne diyenler oluyor ya arkadaşlar. Bu şekilde yapın yani pirinç pilavı, tamam mı? Pirinç pilavına ciğeri böyle doğrayın, ince atın çünkü yavrular haftada bir bunu verin en azından. Bu çok faydalı bence. Şimdi ciğerin suyundan da döküceğim. Evet, şu an Baron orada heyecanlanıyor. Baron! Arkadaşlar bunu şimdi karıştırıyorum. Bakın. Tamam mı? Şimdi görüyorsunuz değil mi? Şimdi bunu onların ağzına sunuyorum. Gelin bakayım. Gelin. Şöyle açık havada bir ciğer pilav partisi yapsınlar. Ya bu aynı narkoz zaten. Bunun yiyişi böyle bir şey olamaz. Arıyorum. Bak. Bir kafayı oraya vuruyor. Bir buraya vuruyor. Arıyorum. Bu yeme şekli yok ya. Çiğnemiyor arkadaşlar zaten. Direkt yutuyor. Sanki su içiyor. Oğlum yavaşta ya, fars gebertecek başta. Evet. Baron! Şimdi arkadaşlar, Baron'u... Baron'unkini de göster. Baron'unkini de göster. Baron'un da ciğerini dökelim. Başkan bunu hak ediyor ya. Başkan ya. Ben onu şimdi gidelim Baron'a bunu sunalım. Baron bunun hep
hepsini yemez zaten arkadaşlar. Bayağı kafaya kadar doldurdum. Gelin şimdi. Başkanın yanına gidelim. Valla şuna bakmayın yani. Bu başkanın... Size bugün konserve vereceğim maalesef. Bugün... Evet. Sayın Başkan, gel böyle Sayın Başkan. Sayın Başkan yavaş. Sayın Başkan. Sus. Sus. Bak Escobar lütfen saygı gösterin. Sayın Başkan'a saygı gösterin. Sayın Başkan Baron. Hayır. Baron gel oğlum. Tamam oğlum. Bak oğlum lütfen. Gel baron. Ya, sussana oğlum sussana. Tamam baron tamam. Evet baron. Oğlum dur tamam batacağız oğlum dur. Evet baron mazbata istiyor. Narkozdan sonra narkoz başkan olduktan sonra baron başkanlığın kıymetini anladı. Mazbatayı istiyor resmen arkadaşlar. Wow! Bakalım kan çıktı mı ya tırnağını vurdu. Var mı? Allah belanı. Oraya çıkabildin mi? Harbi tokat attı bana şerefsiz. Oğlum ayıp ya. Yemin ediyorum tokatladı bizi ya. Kulağıma vurdu ya. Pençesi vurdu. Niye böyle yapıyorsun? Kızmayacağım ona ki. Sevki şey kırılmasın. Şevki gitmesin. Ya. Baron takacağız başlık. Dur, bekle. Bekle. Oğlum tamam da yeter ama. Gel. Oh! Başkan lütfen. Bu mazbata olmadan yemek olmaz. Bu mazbata olmadan yemek olmaz baron. Bum! Başkan olay çıkartıyor ya. Bak evet mazbatayı taktık. Evet tamam. Başkan. Bizi de tokatladın ya. Baron şerefsiz. Evet gel bakalım. Siz buradan uzayın şimdi. Siz gidin. Hadi. 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 Evet. Şimdi Bella'yı nasıl kaçıracağımı iyi izleyin. Bella! Ne yapıyorsun burada? Tam kapı kapı! Tam kapı! Tam kapı! Tam kapı! Eşşol eşekleri! Ne oldu hani yok? Köpeğe buyuramaz bilmem ne yapamaz. Gördünüz nasıl kaçtı? Evet. Onu da görmüş oldunuz. Başkana bakın be! Şuna başkana resim çek benimle beraber. Dur başkan gel gel. Sen korkma sen. Abi, otur. Otur bakayım. Başkanla resim çekelim. Bu başkanlık resmi. Oğlum habale dursana. Oğlum habale dursana. Evet, gel bakalım bana. Dur dur oğlum dur tamam. Başkan. Ciğerli pilavı seviyor ya. Bakalım hepsini yiyecek merak ediyorum. Bayağı bir fazla verdim ona arkadaşlar. Yiyemedi Reyna. Reyna bak kapıları yama dur sana vereceğim dur. Evet. Şöyle arkadaşlar bir resim alalım tekrar. Bunu ekran resmi yapacağız. Gel. Şşt. Lütfen sakin. Ha böyle sakin. Şuradan çık ay. Siz de buradan kaybolun bak. Siz de buradan kaybol. Çabuk. Evet. Kabul edin. Çabuk edin. Aferin bana. Aferin bana. Bırak. Buradan git Paris. Reyna tahtayı yem alan vereceğim sana dur.
Tahtay zaten yedi, kabıyı yedi zaten. Sus! Oha, bunun anasını ağlattı ya. Alalım bunu, tamam. Mazbatayı sok bir yemeğin suyu. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar, Baron şimdi yemeğini yiyor. Ama fena çaktı ya. Şimdi arkadaşlar, bakın şimdi Baron burada yemeğini yiyor. Şşş! Şimdi Baron'un ya sus da lütfen. Bakın yani, bakalım bunu bitirecek mi? Ben de merak ediyorum. Şimdi ne kadar yiyeceğini göreceksiniz. Hayır, bak Paris baktı sana. Paris. Paris uzak dur. Burada Paris olsaydı Paris zaten gelirdi. Paris gitti aşağı doğru şimdi. Escobar. Ne diyor oğlum? Ne diyor? Ne diyor? Lala. Sır. Et döktün işte. Hayvan ya. Neyse. Oğlum, sus. Allah, sus. Sus. Şimdi diyorlar ya Baron işte tamam Baron zayıf yani biraz. Çok yemiyor yani. Baron'a ne yapsak? Baron bugün ciğer yer. Yarın et yer. Öbür gün pizzola yer. Yer ama yani kilo almıyor arkadaşlar. Çok fazla yemiyor çünkü. Yemekle arası çok yok. Şimdi özellikle bu pilavı bakayım bitirecek mi? Göreceğiz şimdi. Beraber göreceğiz. Kafaya kadar doldurdum. Bakalım ne kadar yiyecek. Yani daha önceki yemeklerinden Baron'un nasıl bir yani çok iştahlı olmadığını, çok fazla yemek yemediğini görmüşsünüzdür. Bakın. Hayır. Yemeğe bak, yarıda bıraktı. Tamam, sevmesine rağmen. Ciğerli pilav seviyor. Yarısını yedi şu anda. Kaybol. Bak kaybol buradan. Kaybol, bak kapacak sizi. Gel Baron. Baron gel buraya. Baron gel. Hayır. Hayır Paris. Baron gel oğlum. Geri kalanı. Ya ona bir bak ya. Buna kaybol. Bu da ciğerleri sesi mesela. Baron gel. Nasıl bir işemem var diye. Şimdi yapsaklayayım bunu ya. Hadi gel oğlum. Ha işte. Baron'un yediği bu arkadaşlar. Bir de şimdi patinaj yapıyor. Oğlum yesene. Daha bak ciğerleri de duruyor arkadaşlar yani. Gel. Aferin. Hadi ye. Ya böyle yerken şey değil yani. Yeme şeklini görüyorsunuz. Baron mesela konserveyi çok iştahlı yiyor. Tamam mı? Yaş mama. Şşt! Konserveyi iştahlı yiyor. Nasıl söyleyeyim, zaten o hani bir yaylada da iştah açılmıştı yani, o yaylada aşırı iştahlı yemişti o gittiğimiz kampta. Ama böyle yemek de çok narkoz gibi değil veya diğerleri gibi değil. Yani kilosu da böyle arkadaşlar, buna yapacak bir şey yok. Paris! Yani kilosunun çok kilolu olmadığını ben de biliyorum. Ben de böyle isterim. Tosun gibi olsun yesin ama Kangal'da da böyle tosun gibi olanlar makbul değildir, bunu da bilin yani. Hani çoğu kişi diyor ya çok zayıf kalmış bilmem ne. Zayıf dediğiniz Baron'un yani kemikleri gözükmüyor sonuçta. Ama nasıl atik, nasıl atletik olduğunu görebiliyorsunuz. Kaslarını, maslarını görüyorsunuz yani. Hayır, hayır. Tamam. Hayır. Evet. Gördünüz yani Baron'un yemeği bu. Baron şu nasıl söyleyeyim size. Yemesine içmesine dikkat ediyor. Baron bence uzun yaşar arkadaşlar. Benim en uzun yaşayacak köpeğim Baron'dur. Yemesi fazla değil. Kilosu bence iyi. Zayıf aslında. Burayı çek kardeşim, ben konuşuyorum bunu. Baba bak geldi yiyorlar. Oğlum onu bırakın, onun karısı yesin. Da. Siz yediniz. Senin karnın patlıyor. Obez olacaksın. Obez. Abi nasıl yemesin? Bak aynı narkoz ya. Baba bak. Bunu Reyna, tamam. Reyna bunu yesin. Şimdi arkadaşlar. Bunu Reyna'ya vereceğim. Yani demek istediğimi anladınız. İşte Baron'un başkanlık yemeği buydu. Yani Baron'la ben Baron'u geziye getirdim arkadaşlar, biliyorsunuz. Sus! Baron'la kamp yaptık. Orada et yedi. Eti güzel. Mesela et burada da veriyorum ona bazen. O kamptaki gibi yememişti arkadaşlar. Kampta hem eti hem konserveleri çok güzel yedi. İştahlı bir şekilde. Yani şunu bilin. Baron
iştahına, yemesine, içmesine çok düşkün değil. Ne yaparsan yapım. Yani diğer mangal partilerini izlemişsinizdir. Yani yarısını reyne yiyor baronun. Baron biraz bir heyecanlanır, yemeğini yer, ondan sonra çekilir. Mamada da öyle. Yarısını yer, yarısını sonra yer. Ya yemek düşkünü bir köpek değil arkadaşlar. Bence bu baron görev düşkünü. Ayrıca yani kilosu, bakalım bu kış kilo alacak mı? Hani bazıları diyor ya, köpeğe yal yapsan daha şey olur. Arkadaşlar baron yal mal yemiyor. Çok iddia eden yapsın yal, bakalım nasıl yiyecek mi yani. Çok o kadar öyle bir anlatıyorlar ki. Benim köpeklerim yal mal yemiyor arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Baron eti zor yiyor, yal yiyecek diyorlar ya. Yok yal versen daha kilolu olurdu falan. Yani şşt lan! Escobar sus. Ama bence biraz daha kilo alsa daha güzel duracak, ama kilo almıyor diye de bir sorun yok. Yani bu sağlığıyla alakalı bir sorun. Normalde bakın şurasına bir baktığınız zaman zaten bence iyi yani. Zayıf değil bence. Ama kilolu tosun gibi hayvanlara alıştığımız için, köpeklere alıştığımız için bu şey geliyor, zayıf geliyor. Halbuki bence zayıf değil yani. Bakın gayet iyi. Ve az yiyor yani. Az yemesine rağmen böyle. Zaten iyi yese çok kilo alır. Ama şu atikliğini siz şimdi baronu canlı görseniz, böyle koşarken moşarken nasıl bir şey olduğunu anlayacaksınız. Zaten videolardan anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Atlamasından falan, böyle kavgaya dalışından malışından, kafa atmasından anlıyorsunuz. Aferin benim baronuma. Evet. Lady, seni dışarı alalım prenses. Gel Lady. Gel Lady. Gel Lady. Oh, sen yok. Oh, oh, sen yok. Sen yok. Sen yok. Sen nereye? Sen nereye? Sen nereye? Sen yok. Sen gel Lady. Lady sen gel kızım. Sen gel kızım. Lady lütfen. Lady. Hadi. Aferin. Lady prenses. Neydi bizim prensesimiz? Şu Lady'yi biraz yakından çeker misin? Ne oldu Lady? Daha geçmedi mi öksürük? Bu öksürük hepsinden geçti arkadaşlar. Lady de biraz kaldı, o hala devam ediyor. Bu mevsimselmiş, üşütme, böyle bir şeyler dediler bana. Sordum veterinere. Geçecek inşallah. Yani kemik memikle alakası yok. Boğazına bir şey takılacak. Zaten öyle bir şey vermiyoruz. Fars'a baksana. Reyna ile aşk yaşıyor. Gizli aşk. Reyna da oraya dayanıyor şeyini. Lan ne yapıyorsun Reyna? Sen manyak mısın? Gel tarafa bakayım. Şimdi arkadaşlar geri kalan o da buradan gelemiyor. Baron var diye barondan korkuyor arkadaşlar. Bu taraftan geliyor Reyna ile şey yapıyor. Gel. Şimdi geri kalan yemeği vereyim de onu da Reyna yesin, onu da çekelim. Benim oğlum ya. Benim oğlum ya. Şimdi baronu birazdan çözeceğim arkadaşlar. Turumu da açsın bir. Gelsin. Ama gerçi yukarıdakiler orada mı hala? Kapılar aç, onlara şey yapmasın. Hayır! Hayır! Burada! Nereden başladın ya lan? Dur, dur! Gel bakayım. Gel burada gel. Gel burada. Tamam abi, otur da, otur da. Orası senden yüksek olması daha iyi. Şşşt! Hayır! Evet. Aferin benim kızım. Bakın Reyna şu anda balondan ağır değildir. Şşt lan! Boyu hemen hemen barona denk geldi arkadaşlar. Ama Reyna kangal değil. Yani. Şşt! Ya Escobar! Lütfen! Resmen konuşuyor ya. Bu Reyna'ya orijinal kangal diyen arkadaşlar var. Kangal falan değil. Annesi Malaklı, babası kangal arkadaşlar. Efsane kızım benim. Kafa, boyun kalınlığını görüyorsunuz. Nasıl kalınlaşmaya başladı. Yavaş yavaş gerdan merdan gidiyor yani. Bir acayip bir şey oluyor. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Yani bu kangalı, tamam mı, bakın. Büyük köpeklere, tamam mı, bir metrelik köpeklere kangal diyorlar. Yok gerçek kangal, yok bu kadar kangal, yok bu kadar kangal. Böyle konuşuyorlar yani. Benim dayımın bir köpeği var bu kadar, tamam mı? Bizim jandarmanın orada bir köpek var bu kadar. Böyle bu kelimeler, bu efsaneleri boş verin. Bu kadar köpek yok, tamam mı? Bu kadar yok. Bir metre 10 santim olabilir, tamam mı arkadaşlar? O da bu kadar yapar, tamam mı? O da bu kadar yapar.
ve o da kangal değildir. Anadolu çoban, boz çoban, işte bu çoban köpeklerini kırıp güzel ırklar yapıyorlar arkadaşlar. Güzel, nasıl söyleyeyim size, yani vücudu falan daha büyük ırklar yapıyorlar. Ama bunlar kangal değildir. Şimdi şşt, adam alıyor Anadolu çoban köpeğinin yavrusunu, tabii ki köpek 7 aylıkken tabii ki baron kadar olur. Yani onunla baronu kıyaslamayın. Kangallar 80-85 santim olur. Bu şşt, bar Escobar. Bu işin profesörleri bunları söylüyor. Yani bana onun bunun ismini söylüyorlar. Yok oydu buydu. Ya ben anlamam kardeşim. Ben bir tane adam var, onu biliyorum. Şimdi Reyna baron. Yemek farkını gördünüz yani. Silip süpürüyor. Burada kalmış 3-4 tane. Onları da yedik. Yani anlayacağınız, Reyna ile baronu kıyaslamayın arkadaşlar. Reyna barondan daha büyük olacak zaten. Bunu biliyoruz yani. Şu şurası gülcan ağacı gibi olmaya başladı zaten. Dur bakayım gel. Of, aferin kızım. Kafayı kaldırsa benimle aynı boyda olabilir. Hani köpek diyorlar ya bir şey bu kadar. Havaya kaldırınca bu kadar olabilir, doğru. Yani hiçbir zaman boyu, eşeğin boyu bu kadar değil ya. Bu abartma şeylerini hiç sevmiyorum. Bana bile gelip anlatıyorlar ya bunu. Mesela birini görüyorum. Ya benim dayımın oğlunun bir köpeği var bu kadar diyor ya. Ya bu kadar nedir ya? Eşek midir bu yani? Yani neyse, bu mevzu böyle arkadaşlar. Hepinize, evet, akşam ezanı okundu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi diğer köpeklerimin yemeklerini vereceğim. Onları mamalarına konserve katarak vereceğim. Konserveyle güzel iştahlı bir şekilde yiyorlar. İşte artık şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Şerefsizlik yapma. Şerefsizlik yapma. Adama doğru davran. Karısın diye bir şey değil mi? Saçak santana bir tane bak. Lütfen. Köpekler arkadaşlar şimdi. Kuyruğa bak. Baron da gidiyor. Buradan çıkalım. Aferin oğlum benim. Mamayı tek başına yemiyorlar yani. Buna bir şey koyacaksın. Yani köpekler bile şu an var ya, yani bu köpekler nasıl biliyor musun? Bu köpekleri eskiden bakmak kolaydı. Şimdi hiç kolay değil. Şimdi canları et çekiyor. Ciğer çekiyor. Yani mamayı kuru yemiyorlar. İlla mamanın yanında konserve olacak. Ne oldu sen? Ne oldu oğlum? Evet, yavaş yavaş gidiyor. Kızan bitiyor herhalde yavaş yavaş. Kızım, kızım. Çıkacaksın dışarı, çıkacaksın. Merak etme. Çıkacaksın dışarı kızım benim. Çıkacaksın. Koşacağız seninle, dağlara çıkacağız. Tamam mı? Tamam mı kızım? Tamam mı kızım benim? Tamam mı? Baronla oynayacaksın. Arkadaşlar, Reyna'nın ayağı da iyi çok şükür. Artık basması falan da düzeldi. Ama ben şu an onu yine dışarı çıkarmıyorum. Hem kızanı var hem de biraz daha dinlensin. Bugün son antibiyotiğini vereceğim. Ondan sonra bitmiştir Allah'ın izniyle. Bilmiyorum, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. En kısa zamanda yarın görüşeceğiz zaten. Yarın 12'de yine görüşeceğiz. Allah'a emanet olun.